sonra. Murat'la kendi aramızda şöyle bir konuştuk. Yani kimler size nereden başvuruyorlar? Bana hem referans hem de web sitemden telefonla iletişim kuruyorlar. Evet. Mesela diyelim siz bir kadınlar gününe gidiyorsunuz. Kadınların rahatlamaya ihtiyacı var. Öfkeliler. Genelde kime öfkeli oluyorlar? Genelde... Hocalarına. Tabii erkek taraflarına oluyorlar sonuçta. Ve gündelik hayatlarında. Al sana bu kaynana ya, bu kocama. Ama onları bir de gaza getiriyor tabii, stres koçu abimiz. Tabii çağırma da yapıyorum. Rahatlatıyorsunuz. Bir de, tabii sevmediği bir politikacı olabilir, iş adamı olabilir. Ya da eski bir hasmı ya da düşmanı olabilir. Mahallenin bakkalı da olur canım. Ne var, aynen öyle yani. Onun fotoğrafını da getirtiyorum renkli. Kafama da takıyorum. Onlara hem gaz vererek rahatlat. Şimdi diyelim ki ben stresli bir kadınım. Siz bana gaz veriyorsunuz. Ben size yumruk atıyorum. Tabii ben, ama siz her türlü nereden kaynaklandığını biliyorum. Bilinçaltınızda şey yapıyorum yani. Konuşuyorum, mesela, ediyorum. Ebru bana kızdı yayında. O zaman açılım var orada tamam, yani. Tamam, o zaman sen yandın. Dur Ebru, mesela yayında bana kızdın. Öğleden sonra stres koçunu aradın. Dedin ki öğleden sonra saat 2'de sana geliyorum ya da sen geliyorsun. Aynen. Buluştunuz. Buluştuk. Evet. Murat'ın da yüzü. Kızdaki zaten öğreniyorum. Siz olduğunuz için de sizin fotoğrafınızı hemen suratımda hazırlayıp müzik eşliğinde, istediği müzikte. Nasıl başlıyor peki? Bir giydirelim Ercan'cığım, hazırsa gel. Geliyor şimdi. Heh, Ercan seni şimdi gidecek. Geliyor, o burada sırada nasıl hazırlanıyorsun abi olaya? Korunaklı da yapıyorum. Korunaksız da. Bayanlarda normal az korunaklı yapıyorum. Erkeklerde... Erkeklere korunaklı yapıyorum, bayanlara da az korunaklı. Şimdi Ebru mesela yapacak. Korunaya gerek yoktu ben yani buna. Ben diyemem ya, ben öyle bir şey yapamam. Eldivenle girip istediği gibi vurabildi ama siz olduğunuzda korunak şekline giriyorum. Tarife ne kadar? Tarife devamlı olan müşteriye tenzilat yapıyorum. Nasıl, gerçekten? Gerçekten. Neyse şimdi rakam konuşmayalım da bir şey soracağım. Olur mu canım? Gerçekten. Şeyi sormak istiyorum Ebru, seninle ben aynı olur muyuz? Ben 1.90 boyunda Dalyan gibi adamım. Yani dolayısıyla hani... Onu çok da mütevazıdır zaten benim partim. Konuşurken iletişim halinde, diyalogda olduğumda zaten onu ben çözüyorum, öğreniyorum. Çok, profesyonel de amatör spor yapanları kabul etmiyorum. Ya da sorunu yok, adam zevkine ben de şey yapmaya çalışıyor, onları da kabul ediyorum. Aslında şeyi de merak ediyorum, hani kadınlar ne yapıyor değil mi? Tokat mı atarlar? Çığlık mı atıyorlar? Ojeler var, ruj var. Onu istediği gibi ikinci metodum olan haykırma, bağırma, çağırma terapisi adı tabii altında. Tabii o mesela gerçekten ciddi bir rahatlama yöntemi. Tabii. Murat diyor ya ara diyelim, ara. Murat Bey demeyeyim de diyelim. X, kameraya doğru. X. Ahmet Bey'e kızıyorsunuz. Ahmet Bey diyelim, evet. Düşmanınız. Ona Ahmet diye hitap edip söylüyorsunuz ya da laf sen söylüyorsunuz. Aslında bizim bu böyle bir tekniktir oyunculukta yani gerçekten. De vurmak değil, hayali yapıyoruz biz bunu. Ben ne yapacağım? Bak şimdi ya. İçinizden şimdi sen çok streslisin. Bana streslenmişsin yayında. Çıkışta görüşelim demişiz mesela. Ya ben vuramam, ben yapamam. Randevuyu almışız. Şimdi buluştunuz. Evet. Evet. Nedir? Anlat. Nasıl tahrik edeceksin? Vuracaksın tabii ki. Ver suratıma bana da vuracaksın. Abi nasıl ver onu? Ahmet, sen bana niye yanlış yaptın? İşte niye borcunu ödemedin ya da işte gibi. Ya ben kickboks dünya şampiyonumuz var, iki tane. Onları çağırsam. Onları da yapacağız. Onları da yapacağız. Emine ile Duygu, gelin beni kurtarın. Hadi bakalım. Ebru çok streslisin ya. İnanılmaz streslisin. Benim düşmanım. Kızmışsın, öfkelisin. Nasıl vururum abi? Vuracaksın. Ya kim vurur? Yani sadizm içeriyor bu gerçekten. Yok canım. Vur. Canınız acık. Hiç kaburganız falan kırıldı mı? Yok. Sadizm şey dediniz yani, ben vuramam diyorsunuz. Siz öyle bir yapın. O zaman haykırma, bağırma, çağırma terapisiyle bana bağırıyorsun, çağırıyorsun. Eline şey yapıyorsun. Onu da şey yaptın. Relax dediğim. Relaxla dediğimde zararsız maddeleri bana vurarak rahatlıyorsun. Ya da... sen misin? Ya da düşünsene. Bana öyle diyen. Ya da trafiktesin. Üst baş olarak parçala. Hadi bakalım. Başla. Şimdi gerçekten. Bak şimdi. Tabii nereden bu arada müzik de oluyor. Yani, müziği gerçekten. De müziğimiz de oluyor. Ama istediğim müzik. İstediğim müzik. Laz olabilir, roman olabilir, Ankara yöresinden ya da yabancı. Abi ben vuramam sana ya. Gerçekten yani havaya olsa daha iyi vurabilirim de sana vuramam. Nasıl vuracağım ben ama her sana şey korunaklı, baksana Ebru. Ya sen gel bu kolaysa. Canlı kanlı birine ben birazdan. Ben hayatımda sinek incitmişliğim yok. Aynen. Aynen. Ama sonuçta stres attırıyor. Stres attırıyor değil attırıyor mi yani? Efendim. Bunu yapanlar var tabii. Yani. Yani adrenalin spor olduğu için mecbur gerçekten attırıyor. Spor babında tabii yapabilirim ben bunu yani mesela tabii size. Hem kalori harcattırıyor hem de rahatlattırıyor. Hem de bağrında çağırınca da daha çok rahatlamış oluyorsun. Devam. Çok streslisin. Alt kroşe, üst kroşe. Canlandım.
Ebru fazla streslenmemişsin, ver bana. Tamam. Ebru ha. Ben yapamam. Al sen. Yok abi. Şimdi bir günde kaç tane stres attırırsın? Bak çok vurma abi ya. Yani. En fazla 2 ya da 3. 3 de şey yapıyoruz bu İstanbul'da. Gün boyunca. Günde. Tabii benim diğerleriniz sistemim... ağrıyor mu? Diğerleriniz ağrıyor mu dayak yedikten sonra? Sarkısını. Burada korunak olduğu zaman biraz şey kaçırınca biraz tekme, kaldırınca. Tekme tokat olur. Her tabii, şey tabii, giriliyor yani. Tabii, neden yalın ayaksınız? Benden ne kadar kazanacak? Karşımdaki de yalın ayak vuracağı için. Ha. Ve de şunu giydiğim için korunak. Korunak var ayağınızda. Tabii korunak olduğu için evet. O da yalın ayak oluyor, pramada da vuruyor, prama da vuruyor. Kostüm çok iyi yalnız bu arada. Kostüm çok iyi. Abi şimdi Ebru'dan ne kadar aldık? 250 mi? 250. Benden ne kadar alacaksın? Sen de erkek olduğun için senden biraz zamlı olacak. Ne yani. Kadar mesela? 400-500. Ciddi misin? Tabii. O, kaç dakika benden dayak yiyeceksin? 7-8 dakika. 7-8 dakika yetiyor mu ya? Yetiyor. Ancak performansı yetiyor bir insanın zaten. Profesyonel olmayan. Abi çok stresli. Sana streslendim peki. Buna ne diyorsun? Tamam. Bir şey diyeceğim. Sağlam vuruyorum ama. Yok, gayet iyisin ya. Maşallah. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Kaç? 50. 50 mi? Dur abi. Maşallah. Şöyle vursam ama biraz çökersin bence. Yok. Şey olmuyor, etkilemiyor. Ha sıkıntı yok yani. Tabii. Peki bu alet edevatı nereden edindin? Bunun özel yeri var, özel yerinden aldım. Vallahi vuruyor. Abi bir şey diyeceğim, arttırıyorum yalnız farkında yok, mısın? Yok, bir şey olmaz. Çok sinirlenmişim. O kadar para veriyoruz ya Ebru. İnanamıyorum ya. Bir şey diyeceğim. Doğru kabuğu basını falan çatlatma abi. Abi rahat yalnız. Rahat evet, hiçbir şey olmuyor ya. Helal olsun ya. Değil mi? Oluyor, onu giymedim. Bura koronakla buralarım. Çünkü tekme tokat giriliyor tabii, yani. Ayalık da oluyor özel. Aa. Abi yalın ayakla vurunca hayatım, şey ona bel altı vurmak dedi. Bel altı vurmuyoruz. Ama onun da korunağı var. Çok stresliyim. Var. Korunakları var yani. Bak yani. Şeyin altında, şortunun altında. Pekala. Vay be, bayağı stres koçusun yani. Ciddi ciddi. Şimdi... Ya biz tabii bu vurma tekniğini de bilmek lazım. Onun için ben sevgili Duygu ve Emre'yi davet etmek istiyorum. Dünya şampiyonlarımız. Dur ya, stresimi atamadım buyurunuz ben. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Sizi bekliyorum. İki kez dünya çok şampiyonu güzel. Oldular. Gerçekten harikasınız Dursun kızlar. Çünkü buyurun Emir Arslan burada. Ve Duygu Turan stüdyomuzda. Buyurunuz. Oo, ödülleriyle. Sevgili Emine ve Duygu. Arkadaş antrenörünüz mü? Evet. Hayır, ekipten arkadaş. Arkadaşınız. Nasıl evet. Bunlar alışıksındır? Tabii. Vay 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 vay. Canlı kum torbamız. Yani, onlar dövücü. Şöyle geçin, iyice. Şöyle geçin. Şöyle gelin ver. Dünya şampiyonları buyurun. Pardon, buyurun. Şöyle. Abinin yanına geçiver. Tamam. Evet, tanıyalım hanginiz, sizi, buyurunuz. Emine hanginizdir? Emine ben. Sen anlat hikayeni Emineciğim, sonra izleyeceğiz tabii seni. Ay, 23 yaşında başladım. Yaklaşık 9,5 yıldır sporu yapıyorum. Sen hemşire olan mısın? Yok, hemşire ben belediyede çalışıyorum. Tamam. Bağcılar Belediyesi'nde çalışıyorum, kütüphane evet. Görevlisiyim. Aa çok güzel. Evet. Devam ediyorsun bir taraftan işe. Daha önce tekstil mi yapıyordun? Daha önceden tekstil yapıyordum, 17 sene tekstilde çalıştım. Tamam. Avrupa ikincisi olduktan sonra Bağcılar Belediyesi işe tamam, alıyor beni. Bir anda dünya Avrupa ikincisi olunmuyor herhalde, nasıl oldu? Tabii ki de antrenman yaparak oldu. Kim seni mesela hani sen iyi boks yaparsın falan diye yüreklendirdi? Antrenör Hasan Farişen beni o çalıştırdı. Bendeki yeteneği o keşfetti. Sürekli çalışarak, sürekli antrenmanlara, şampiyonalara katılarak derece elde ettim. Bu derecelerimden sonra da Bağcılar Belediyesi Başkanı Sayın Lokman Çarcı beni işe alıyor. 5 senedir de orada devam ediyorum. Güzel, devam ediyorsun. Evet, yani. Çalıştıktan 2 sene sonra. Hikayeleri bir izlesek mi, ne dersin? Tabii ki. Daha anlatmaya devam edersin. Önce bir o kadar güzel bandımız var ki evet. Efendim. İzleyelim kimmiş, neymiş. Daha sonra hünerlerinizi de izleyeceğiz. Sizinle. Stres hocam, tamam vallahi mı? Bu kupa çok güzelmiş. Gördüğüm en güzel. Stres koçu abim biraz biri. Tırsmaya başladı evet, ama hadi izleyelim bakalım sonra bu. Gerçekten madalya da öyle. Gerçekten çok güzel, çok kadın isterse her şeyi başarabilir. İlk kupam bu benim. 2019'da aldığım dünya şampiyonasından. Ben buradan çok ekmek yedim. Emine Arslan bu atölyenin kapısından girdiğinde henüz 11 yaşındaydı. Annemizi terk ettiğinde babam bizi sahip çıktı. Babam da dükkanda yatıp kalkıyordu. Akşamları işçiler gittikten sonra ütünün kazanlarının biriktiği suyla da sıcak duş alıyorduk. Vatka kollarının üstündeki o süngerle de banyo yapardık. Sonra baba besleyeni devraldım. Gündüzleri babasına yardım ediyordu. Geceleri de atölyede kalıyordu kardeşleriyle birlikte. Kumaşlardan yapılan bir yatağın üzerinde. Ta ki kickboksa tanışana kadar çalışmak için girdiği bu spor salonunda hocasının da yardımıyla hayatı değişti. Babam öldükten sonra da kendi ayaklarımızın üzerine durmak zorundaydık. 10 yıl önce kickboksa tanıştı ve o şimdi dünya şampiyonu.
Ben içime kapanık bir kızım. Bu sporla benim hayatım değişti. Hakkımı yedirmemeyi öğrenebildim. Siz peki Emine'deki ışığı mı görüp keşfettiniz? Nasıl oldu? Ders içinde öğrencilerimi ben sürekli iyi gözlemlemeye çalışırım. Bunda bir farklılık olduğunu hissettim. İlk maçına girdi, ilk maçında zaten şampiyon oldu. Ben iki defa dünya şampiyonu oldum. Evin bir bölümünü sırf ödülleri için ayırmış Emine Hanım. Belli ki daha da büyüyecek ve sığmayacaksınız buraya. Hala gücüm kuvvetim yerindeyken başarılardan başarılara koşmayı istiyorum. Size etrafınızdakilerden erkek sporu senin ne işin var diyenler oldu mu? Çok oldu. Kickboks erkek sporu değil. Zaten öğrencilerle yetiştiriyorum. Kız gibi olun diyorum onlara. Erkek gibi olun demiyorum. Özellikle söylüyorum, kız gibi dövüşün diyorum. Evet, gerçekten gördüğümüz en güzel kupalar ve madalyalardan biri ama onun haklı gururu tabii ki emeğinizde, yumruğunuzun ucunda. Evet. Vay evet. Be, İtalya'ya gidip alıyorlar şunu, geliyorlar. Helal olsun size. Teşekkür ederiz. Hünerlerinizi görmek isteriz. Stres topu abimiz de burada, daha doğrusu koçu. Top muydu, koç muydu abi? Koç. Stres koçu. Stres koçu abimiz de burada. Emine ne dersin? Ne yapma, bir stresin vardır herhalde. Stres koçu abimiz de. Arka fazla vurmayayım diyorsun yok, yani. Yok yok. Biz antrenman arkadaşlarımızla bile. Peki. Evet. Şimdi Duygu Hemşire'yi de izleyelim o zaman hikayesini. Sen nasıl karar verdin bütün bunları yapmaya? Şöyle bir bakalım efendim. Duygu Turan aslında kimdir? Nasıl şefkatli bir hemşireden de bir demir yumruğa dönüşebildi? İşte hastanede merhametli, ringde acımasız şampiyon kadınımızın hikayesi. Süper. Hayatımda iki eldiven var. Birisi hastalarıma şifa dağıtmak için taktıklarım. Diğeri ise elimde gördüğünüz eldivenler. Rakiplerimin korkulu rüyası olmak için giydiğim eldivenler. Beni her geldiğinizde kulüpte antrenman yaparken görebilirsiniz. Hastanede hastalara şifa veren elleri, ringde rakiplerini nakavt eden güçlü yumruklara dönüşüyor. 28 yaşındayım. Seyrantepe Etfal Hastanesi'nde çalışıyorum. Hem hemşirelik hem de sporu aynı anda yürütüyorum. Ebru ve Murat, o dünya şampiyonu bir hemşire. Tanıştırayım, Duygu Turan. Tam 13 yıldır kickboks yapıyor. Aynı zamanda da hemşirelik mesleğini icra ediyor. O zaman 15 yaşındaydım. Şu an 28 yaşındayım. Hiç bırakmadan devam ettim sporuma. Ülkeme dünya şampiyonu olarak 3. kez dönmek beni çok gururlandırıyor. Şu ana kadar tam 7 kez gururlandırdı ülkemizi şampiyon hemşire Duygu Turan. Bu tutkusundan hiç vazgeçmedi. Bir taraftan hastaları iyileştirirken bir taraftan da bu salonda antrenmanlarına çalıştı. Bunlar benim emeklerim, tüm hayatımda verdiğim çabalar. Yurt dışında kazandığım 4 Avrupa şampiyonluğum, 3 dünya şampiyonluğum var. Hayallerinden hiç vazgeçmedi. Azimle çalışmaya devam etti. Şimdi yepyeni bir hedefi daha var. O da olimpiyatlara hazırlanmak ve ülkemize bir kere de altın madalya getirmek. 2018 yılında yaşadığım enteresan bir anı var. Ben vuruyorum, puan basmıyorlar. O vuruyor, puan basıyorlar. 3-0 o kazanıyordu maçı. Son saniyede vurdum ve şampiyon oldum. Benim için çok farklı bir anı olmuştu. Yani sizi kızdırmaya gelmiyor. Yaklaşanı yakarım diyorsun. Evet, öyle diyelim. Ve Duygu Hemşire. Öncelikle alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Vallahi sizin hikayenizi biraz dinleyelim lütfen. Ben Duygu Turan, 28 yaşındayım. 2009'dan beri bu spor içerisindeyim. Benim spora başlamam tabii ki de farklı oldu. Ben hep bu sporu yapmak istedim fakat ailem tarafından engellendim. Çok zayıfsın, zarar görürsün, işte eğitimin daha önemli diyerek. Abi falan var mı ailede? Erkek kardeşim var. Bu şekilde beni engellemeye çalıştılar ama ben böyle televizyondan izledikçe baba ne olur işte götür beni falan diye hep yalvarıyordum. Ve kuzenlerim de çok güçlü olduğumu söyleyip hep yönlendirmeye çalıştılar. Daha sonra babam bir gün sürpriz yaptı yıllar sonra. İşte şu an antrenörüm Hasan Farşe'nin afişlerini görmüş bizim evimizin yakınında. Sen orada hemşire olmuş muydun? Hayır, o zaman hemşire değildim. Hazırlanıyordum sınavlara. İşte beni bir gün kaydetmeye götürdü. Sonra orada karatecileri falan görünce çok korkmuştum. Ben kaydolmayacağım diye vazgeçmiştim. Sonra işte erkek kardeşim o gün başladı. Ben ondan işte bir antrenman sonra başladım. Beni hocamla ikna etmişlerdi. Bu şekilde hiç bırakmadan aynı hocamla devam ediyorum sporuma. Çok güzel gerçekten. Şimdi hayatta aslında zorluklardan başarıyı yakalayan iki kadınsınız. Çok da örneksiniz. Sen de çocuk işçiymişsin adeta, evet. Öyle değil mi Emine? Tabii. Çok küçük yaşta başlamış. Evet, küçük yaşta başladım. Anlatsana, kaç yaşındaydın? Neden çalışmak zorundaydın? Annemle babam ayrıldıktan sonra babam bize bakıyor ve durum olmadığı için de ben de babama destek oluyorum. Anne gitti. Anne bırakıp gitti. Babam bize destek oluyor. Tek başına da 3 tane çocuğa bakamadığı için de ben destek oluyorum, kaç yardımcı oluyorum. 11 yaşındaydım. 10. 11 yaşındaydım. 11 yaşında. Aynen. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Kardeşlerime bakmak, evde yemek pişirmek, çamaşır yıkamak falan öğrenmeye çalıştım. İyi de bu yapmışsın şekilde. Ama bir de bir taraftan da yani bu şekilde hepsini bak. Öğrenmeye çalıştım. Maşallah. Sonra? Sonrasında kız kardeşim kickboksa başlıyor.
Tekstile devam ediyoruz tabii bu yanda. Ben de destek oluyordum kardeşime, salona gidiyordum. Hasan Farşan Hoca Bağcılar'da bir salon açıyor. Ben de yardım amaçlı salona gidiyorum. Temizlik, boya badana işleri falan yapıyorum. Hadi gidiyorsun salona, temizlik, boya işi yapıyorsun. Yardım ediyorum işte. O arada da bana harçlık veriyordu. Ben de mutlu oluyordum. Ah canım. Ondan parayı sonra nereden çıkarırsam ekmeğimi evet. taştan çıkarırım diyorsun. Ondan sonra salonu açtıktan sonra sen ne zaman başlayacaksın Emin? Hadi gel bak kardeşini izlemeye de gelmiyorsun diye hep beni salonu teşvik ediyordu. Daha sonrasında geldim. Senden para isteyen mi var dedi hatta öyle söyledi. Durumum olmadığını biliyordu zaten. Buyurun gelin. Olmaz dedim ben para vermedim. Ben para vermezsen başlamam dedim. O zaman ver parayı evet başla dedi. Ben de verdim parayı. İçim yandı. Kıymeti çünkü, daha iyi anladım. Tabii kıymetini daha iyi anladım. İlk gün çünkü çok zorlandım. Sağa sola yumruk atıyor herkes bağırarak. Nereden düştün buraya dedim. Korktum yani ben de. Tamam çok güzel. Şimdi Mazlum abi. Ve sonra zaman içerisinde kaç yaşındaydın? Yani çok güçlü gözüküyorsunuz ikiniz de. 23 yaşında kızlar. Başladım. Sen daha geç başlamışsın. Ben 15 yaşında başladım. Evet. Hı-hı. 25 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. 2 sene sonra. Dünya şampiyonu ne zaman oldun? 2019 yılında. İnanılır gibi değil. Gerçekten evet. müthişsiniz. O zaman kızlar şöyle şu yumruğunuzun gücünü bize biraz gösterin. Mazlum abi korkma. Hasan abi bizdesin. Ben alayım. Buyurun. Hadi bakalım. Şimdi ne Hadi. İstiyorsunuz? Biraz stresinizi atın ya. Bir yayın stresi vardır eminim. Mazlum evet. abi vallahi kusura bakma. Biz de elimizden gelen şeyleri yaptık. Stresimizi attık. Bu kızlarımızın da stresi vardır illaki. İtalyadan geldiler. Kızlar bu kolay değil. O zaman patlama önemli bir şey galiba değil mi? Isınmak için ama ip önce atlamak önemli. Evet. Daha sonrasında Aynen. gölge boksu. Ne istiyorsun? Tabii. İp onu da alalım. Tamam. Buyurun. İp mi atlayalım? Mazlum abi sen de hazırlan. Ben yumruğunuzu görmek Anasını. İstiyorum bir an önce o zaman, ama. Tamam. Evet. O zaman kameralara doğru efendim. Şöyle lütfen. Kameraya doğru lütfen. Dönün. Tamam. Buyurun lütfen sizi de buraya alalım. Eldivenlerini de alalım. Arkadaşımızı da buraya alıyoruz yardım için. Tamam. Şimdi antrenmanları nasıl hazırlanıyorlar? Gerçekten bu güçlü kadınların aslında ilk attıkları adım nereden geçiyor? Şimdi Emine ve Duygu hızlı bir şekilde hazırlanıyorlar. Mazlum abi geri geri ben burada olamam bu kadar da değil diyerek stüdyoyu terk etmeye çabası içinde. Tamam. Gerçekten harikasınız. Kızlar günde kaç saat antrenman yapıyorsunuz? Çift idman yapıyorum ben. Mazlum abi gel. İşe gitmediğim yok, geri kalan zamanlarda. Yani yok, sabah antrenman yapıyorum. Biz, 2 saat sürüyor. Lazım. Sonra bir de işe Hazırlar. Gidiyorum. Akşam tekrar antrenman yapıyorum. Günde 2 idman yapmış oluyorum günde yani. Günde 2 idman yapıyorum. 4-5 saat yaklaşınca sabah akşam antrenman yapıyorum. Peki Mazlum abinin yani Hasan Bey'in bu yapmış olduğu stres koçluğuna ne diyorsunuz? Bayağı stres atıyorsunuz bunu yaparken. Kadınların mantıklı. Böyle bir şey yapması mantıklı mı? Yani ben yapamam tabii ama Hasan Bey'i tebrik ediyorum. Hadi. Şöyle beni alabilir. Hangi eldiven? Kırmızı. Hangi kırmızı? Bu sporu i̇şte kırmızı. Öneriyoruz zaten. Değil mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de şöyle lütfen. Gelin kaçmayın abi merak etmeyin ben sizi kollarım. İki dünya şampiyonu yanımda şimdi yumruklarını konuşturacaklar. Mazlum abi ama önce. Evet. Nasıl hatırlamıyorum? Ben merak ediyorum çünkü onu. Pekala. Bir bakın dayanıklılığını biraz ölçelim ama tabii küçük yumruk var. Tamam. Gerçekten hazırlar. Buyurun sen hazırsın. İstersen... Gerçekten vuracak mıyım? Gerçekten ama tabii çok yani devirecek kadar vurma. Buyurun. Streslisin. Allah. Of. Bir dünya şampiyonundan da yumruk yemedim demezsin. Allah. Yavaş kız. Emine. Tamam stres koçu dediysek de. Valla yalnız gayet dayanıklı görüyorum ben. Ne dersin? Valla Duygucuğum sen de hadi. Ben de mi? Devam. Allah mesela. Bak yandan girdi. Allah. Allah. Adamın kalbine vurdu kız. Ebru müdahale et. Dur durduramıyorum. Ya biraz ben şeyi merak ediyorum yani. Abi kusura bakma ya lütfen. Çok streslisin yani biraz kafa göz girmek istiyor olabilirsin yani. Ha? Ne dersin? Peki bu gerçekten. Var senin İtalya'dasın şu an. Ha? Hadi. Tabii ki de her şeyin tekniği var. Bunları öğrenene kadar çok zaman geçirdik. Evet. Şimdi de ona göre uyguluyorum. Ya mesela zarar her vermemek için neresine yumruk yemeli? Öyle anasına bitiyor benim. Zarar vermemek için. Evet. Yani her yerine zarar verebiliriz tabii ama daha çok bedenine vurmaya çalışıyorum. Yüzüne vurursam daha çok zarar veririm tabii kafa ki. Kafa çünkü bir şekilde evet. etkileniyor. Abi sen karna çalış. Kulak. Bir yumruk görelim mesela. Karna nereye vursun? Yani ben diyaframına vururum. Zarar vermek için. Vermemek için. Vermemek için yani. Daha aşağılara tekme vurabilirim. Tekme atmak için yumuşak. Uzaklaştırabilirsiniz mesela. Evet, ön tekme. Ön tekmeye karın tekme. Karın bölgesine atabilirsiniz. Atabilirsiniz. Evet. Uzaklaştırmak Öyle için. Öyle mi? Mesela evet. şurada gösterebilir miyim? Sizi bir adım öne alayım lütfen. Sizin tekme ve yumruklarınızı şimdi görmek istiyorum arkadaşımıza. Her şey var ya. Formanız da harika. Ön tekme atayım bir. Oh! Bu şekilde. Proje. Ön tekme ver. Sol sağa sol. Oha! Sol sen.
Sol tek. Proje direkt proje. Şşşt. Sol. 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 Şşt. Sol. Şşt. Hemen alalım, hemen alalım. Harikasınız. Arkadaşımız iyi misiniz? Ben iyiyim. Arkadaşım o işe çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Arada böyle tekne falan kaçıyor mu size? Arada. Allah. Bak. Oo. Sol. Arkadaşım. Kıraşa direkt. Vay vay vay. Solsa. Solsa sol kıraşa. İnanılır gibi. Evet, gerçekten müthiş. Teşekkür ederim, sağ ol. Sol. Ne yaptın ya? Peki, ne yaptın? Biz sabahtan beri gerçekten bu makinenin önünde yumruklarımızı göstermeye çalıştık. Şimdi Mazlum abi, önce sizden. Gelin bir öfkenizi çıkarın. Lütfen gelin bir öfkenizi çıkarın şuradan. Bir tane mi? Eldiven vereyim mi abi? Yok yok. Emin misin? Yok, eldivene gerek yok. Peki sen eldivenle vurulmaz. Ben de para kazanınca. Sen para kazanınca rahatlıyorsun. Eldiven verme. Mutlu olayım. Yok. Peki hadi bakalım, skorumuzu görelim abi. Bir tane mi? Bir tane abi. Abi emin misin? Stres koçu abimiz bakalım. Stres koçu abimize de stres attıralım yani. Tabii canım, o da stres oluyor. Ha, 2378, 79. Peki şampiyonlarımız da vuracak az sonra. Kızlar, sizin bir yumruğunuzun gücü bir adam devirir mi? Mesela yani, şunu devirir. Ortaya çeksek, bunu bir yumruğa devirir misiniz? Devirebilir. Beni devirmiş. Gerçekten. Burnumu kırmıştı. İki sefer burnumu kırmıştı. Ama istemeden tabii. Sen niye korunmuyorsun? Maç yapıyoruz. Maç yaparken burnun kırıldı. İstemsizce. 2381. Stres koçu abimizin. 2381. Çok iyi. Gerçekten. Kızlar, valla erkek arkadaşlarınız var mı? Evli misiniz? Hayır, bekarım. Bekarsın. Evet, peki yanınıza yaklaşabiliyorlar mı? Ne oluyor durum? Nasıl istedi yani? Özgüvenliğine bağlı. En ufak bir yanlışta şöyle bir sağ sol kroşe diyorsunuz. Yok. Her şey olabilir. Şunu devirebilir misiniz tek yumrukta? Onu getirelim ama o sırada ne yapalım efendim? Bizler dinlenelim mi Ebru acaba? Bir reklama doğru gidip bir dinlensek mi? Dinlenelim. Peki onu biz hazırlarken birazdan bakalım o zaman, öyle mi? Neden? Kim lan orada? O kim ki diyor. Harika efendim, kısa reklam arasından sonra sizlerleyiz. Evet, stüdyomuzda bir hanımların şampiyonu var Murat'cığım. Başka kimler var? Bir de hocamız var ya, sağ olsun. Hocasınız değil mi? Üstadsınız, evet, bu konuda yani. Öyle diyebiliriz. Hem öğrenci hem hoca. Gittiniz mi yurt dışı şampiyonluklar? Yok, nasip olmadı ama inşallah. Kızları çağırdınız, geldi. Peki hocasınız değil mi ikisinin de? Antrenman partnerim. Antrenman arkadaşım. Peki çok ilgi var mı? Bayağı var. Öyle mi? Bayağı var, evet. Kızlardan, erkeklerden? Kadınlardan daha çok. Öyle mi? Tabii. Allah Allah, niye acaba? Aslında şeyden mi yani? Aslında erkekler daha çok salonda ama başarı olarak kadınlar daha çok. Tamam. Peki hazırsanız bir turnuva yaptık. Düzenledik daha doğrusu kendi aramızda. Aynen, ben şu kızların yumruk gücünü görmek istiyorum gerçi. Onlar kickboksçu ama. Elbette ki. Hadi Duygu, buyurun. Evet, turnuvamız başlıyor bakalım. Duygu ne yapacak? Dünya şampiyonu İtalya'da. Vurdu. Aman Allah. Gerçekten mi? 2500'e gider o. Bakalım. Gidiyor. 2283. 4. Süper. 5. Duygu, bravo gerçekten. Teşekkür ederim. Müthişsiniz. Emine hazır mısın? Ben yapamam ki ya. Gerçekten. Gerçekten yapamam. Niye? Neden? Çünkü bu çok farklı ya. Koskoca kim? Bileğim kırılacak diye korkuyorum. Aa, yakıştıramıyorum. Ne olacak diye korkuyorsun? Çok enteresan. Bileğim kırılacak diye. Aynen. Yok yok, o korkuyu yeneceğiz şimdi hep beraber. Hazır mısın? Eldivenle İnan kendine, istersen. Güven. Hayır. Eldivenle olmaz bu. Olmaz mı? Bak, korkuyor. Bak, gördün mü? Sen de benim gibisin. 88. Bir daha, bir daha. Dünya şampiyonu şeye vuramadım. Yok, ben şu kırmızıya basıver. Heh. Dur. Gerçekten neden korkuyorsun? Stres yaptı, stres yaptı. Hayır, stres değil. Ben gerçekten hiç vuramıyorum. Öyle mi? Tabii. Denedin yani daha. Salonda da var. Ben yani, hani şöyle şöyle falan çalışıyorsun. O başka. O başka. O halde bir saniye, bir saniye. Tekne, tekme falan da olabilir. Ne dersin? Sandalye getirelim, onun üzerinden vur. Yok, o gitmez herhalde. Yok ya, burası kayıyor şu anda. Bence olur ama. Ayağım kayarsa düşebilirim. Tabii, koruyacak kendini. Ha, güzel, tamam. Evet, böylelikle travmanı da atlatmış oldum. Aa, gerçekten atlattım şu an. Duramıyormuş değil mi? Sürekli yapmak istiyor. Bizim salonda da var. Bayağı iyi. 2241. 42. Sayın hocam.
Senel oğlum. İlk defa denedim bu arada ya. Gerçekten. İlk defa. Vurma eğlenceli. 2283 Duygu, 2242'de Emine. Bir daha mı yapmak istiyorsun? Hadi Enes. Oo, Duygu dayı. Enes'le yarış. Evet abi. Enes'le yarışmayalım bence. Enes değil mi? Evet. Abi ne yapıyorsun ya? Emin misin lan? Oo, ben rekoru geçirdim. Enes şampiyon. De oyuncak ayı mı veriyorduk? Ne yapıyorduk? Masum abi sıra sende. Ben yaptım ama yine mi? Bir daha bir tamam, daha. Tamam Masum abi. Bir vursun adamcağız bir stresini atsın ya. Yıllardır bir dayak ye ye. Abimin eşofmanı da çok güzel ya. Çok iyi. Pozisyon. Evet. Gerçekten 2000, sağlam bir 2500'e vuruş. Gider gibi duruyorum. 2200. Çok güzel. Bir saniye. Abi kızların altında kaldın da yani yap, artık buna çok alınma çünkü onlar dünya şampiyonu. Ebru farkında mısın? Kızlar daha yüksek burada. Müthiş Aynı'ya bir daha vurmak istiyor. Duygu gel bir daha bir daha. Ve sıra İçimde tamam. İçimde kaldı diyor. Duygu bir daha. Ebru sıra daha sende bundan sonra. Ay ben nereme vuracağım? Oh. Emine doyamıyor yalnız. Birkaç daha vuracak galiba. Seviyorum birazcık. Hırslılar tabii ki yani onlar için skor önemli bir şey tam. Bir de oyuncak ayı falan veriyoruz ya. Başarmak 2351 daha yeti. Ringe çıktığınızda gerçekten hani kaç dakika sürüyor mücadele? 2 dakika. 2 dakika kickbox. Ben de yaptım. Kickbox'ta. Evet. Amaç nedir? Yere sermek mi? Düşürmek mi? Yere sermek değil. Daha fazla puan toplamak. Daha fazla teknikleri kullanmak. Evet. Ebru'cum gel bakalım. Ya bugün Eyvallah. Gerçekten benimle uyandın. Her sabah ben de uyanıyorsun ya. Hani bugün derdin ne bilmiyorum benimle. Ya ben kadınlar çok ya. bak. Hisset ben önce. Bilek. Kızlar taktik versin size. Evet ben. Bravo. Biraz daha öğret bence gel. Bu kadar. Ben işte al sana 1400 lira. Daha iyi ama niye daha iyisi olmasın Ebru? Ne yapmam lazım? Mesafenizi iyi ayarlayın. Biraz da omuzdan. Omuzdan vuracağım. Biz kroşe, ben kroşe vuruyorum biraz daha. Yani? Oluyor. Yani yandak biraz daha. Şöyle Enes meyilli. Bir numarası şu anda. Kızlarda da Emine. Biraz daha aynen omuz gücünüz. Ya da Duygu. Biraz daha Emine. Evet. Değil mi pozisyon? Taktik ver. Allah'ım tamam ya. Şimdi deneyin. Geriye gitmeden, ileriye doğru. Ama bu topuklarla gelsen vur istersen Emine. Hayır. Vurmuştur. Arttı mı biraz? Ha? Arttı sanki biraz. Gayet iyi. 2410 evet. Giderek iyi. Vallahi bileğim bir tane şey daha emiyorum. Gerçekten şimdi çocuklar. Vururken böyle geriye gidiyorsunuz ya o ha. Gücü gidiyor. Ama ileri doğru vurursanız ha. Daha sert olur. Bir dakika. Beni arkadan itin o zaman. Hayır dur. Konsantrasyon önemli. Mesela burada kimin gidelim. Olmasını isterdin? Anladın mı? Üstüne giderek. Mazlum abiyi koyalım oraya. Kızlar omuzdan. Hatta şuna ama doğru gelin vururken. Durmayın bence. Vururken şu tarafa doğru gidiyorum. Vücudunuz karşıya bakarsa evet. Biraz daha. Geliyor. Ebru Akel gerildi. Gerildi. Vurdu gol oldu. Almadı mı? Kaç o? Gülüyorlar bana. Hayır. Ebru gerçekten iyisin ya. Anladım da bravo. Benden bu olmaz. Sen bir tane daha istiyorsun galiba. Peki gerçekten. Dur dur sıra bende. Son vuruşu yapacağım. Hadi bıraktım. Buyurun canım. Keşke ne yapacaktın? Vücudunuz karşıya. Gerildim. Gerildim. Hayır gerilmeyin. Enes 2444'te birinci. Vay gayet iyi. Olan Murat. Gol çok... olur. Ronaldo buna vuramıyor. Hocam nasıl? Süper. Daha iyi. Bayağı iyi. Bravo. Gerçekten çok iyi. Şaka bir yana şimdi bu fiziksel güçle bir şeyler yapabilmek çok kolay bir iş değil. Evet. Abi sen genelde bunu öfkeni içinde saklıyorsun. Bunu işe çevirmişsin ama diğer arkadaşlarımız bu işin sporunu yapıyorlar. Ve gerçekten önemli olan bir sesinizi duyurmak istediğiniz bir nokta var. Orası neresi? Yani bize daha çok destek olmasını istiyoruz. Olimpik spor ve olimpik olmayan spor kabul ayrımının kalkmasını istiyoruz. Ödül yönetmeliğimizin düzenlenmesini kickbox olimpik istiyoruz. Değil mi şu anda? Yarı olimpik olduk ama olimpik branşlarla aramızda çok büyük farklar var ödül yönetmeliğinde. Ben hı-hı. Bunun değişmesini buradan istiyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Harikasın. Sen ne söylemek istersin tatlım kickbox benim? Kickbox iyi olsa tanındı. 2024'te veya 2028'de inşallah olursa katılmak istiyoruz biz de. Evet. Olimpiyatlarda kendimizi göstermek. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Buradan Kickbox Federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı'ya da selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkür ederiz. Mesajımızı da gönderiyoruz. Evet. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz Enes. Ve turnuvamızın birincisi Enes Başkan. Hocam hayırlı uğurlu olsun. 2000 kaçtı? 2400 küsürlerden. Oyuncak ayı da ilerleyen dakikalarda geliyor. Takdim edeyim turnuvamızın, yumruk şovumuzun bir numarası. Sizler de on numarasınız. Mazlum abi. Abi sen hep mazlum yani. Olacaksın ya. Yapacak bir şey. Kendine iyi bak. Yüze fazla darbe alma. Ya. Bak yüzü iyi değil diyor kızlar. Nasıl? Evet. Zaten emekli olacağım yakında. Tamam. Bence de. Çok harika. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgiler, sizleri selamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Biz kapalı çarşıya gideceğiz. Kaldık mı baş başa? Aynen. Bak altınları aldı kızlar.